Evet, herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine en sevdiğiniz seri olan orijinal vs. replika incelemesi yapacağız. Önümde Türkiye'de son zamanlarda çok fazla popüler olan New Balance'ın 530 modeli var. Hemen aşağıda orijinali var. Burada da ithal diye satılan model var. Barkodlu kardeşim. Öncelikle şunu söyleyeyim. İnternetten, Instagram'dan aldığınız çoğu ürün ithal diye satılan, barkodlu diye satılan, hatta hepsi. İthal barkodluyu gördüğünüz anda koşarak kaçın. Çünkü hepsi çakma. Hatta bir şey dinleteceğim. Bu tarz ürünleri satan bir Instagram sayfasının bir paylaşımı var. Onu dinleteceğim. Ürünlerimizin orijinal olup olmadığını merak ediyorsunuz. Ürünlerimizin hepsi yurt dışından ithal olarak geliyor. Uygun olmasının sebebi ise hiçbir aracı firmayla çalışmamamız. Cevap nerede abi? Orijinal mi çakma mı diye soruyorsunuz diyor. İthal diyor. Yani cevap değil bu. Bana nereden aldığımı sormayın. Yorumlarda bana en çok yazılan Instagram sayfasından aldım bu çakmayı. Söylemeyeceğim dediğim gibi. Çünkü replika ayakkabı giymenizi istemiyorum. Çünkü üretildikleri materyal yüzünden çok sağlıksızlar. Kokuyor zaten böyle. Plastik kokuyor. Şöyle orijinali de yan tarafa getireyim. Replikayı daha açmadım ithal diye satılanı. Bana da sürpriz olacak. Pahalı bir replika bu arada. Çok daha ucuzları da var. Neyse, sizleri de kendimi de daha fazla bekletmeden kutularımızı açalım. Evet. Bebeşko burada. Şöyle açalım. Hayda. Bu ne lan? Allah kahretmeye sizi ya. Neyse, ayakkabı doğru. Abi işte buradan replika olduğunu anlayın. Türkiye'nin en fazla replika satan Instagram sayfalarından birinden aldım. Şöyle New Balance aldık. Nike kutusunda yollandı. Ulan kutu kıyaslaması yapacaktım ya. Kutu da zaten Allah'a emanet. Yani her yere gitmiş. Zaten kutu da replika. Bu kutunun kaplama olduğunu şu tırtıklı yapısından anlayabilirsiniz. Normal alıştığımız kartonun üstüne, dandik kartonun üstüne bildiğiniz turuncu kaplamışlar. Evet, orijinalin kutusu bu şekilde. New Balance logosu var. Biraz ezdim kutuyu çünkü ben bunu Hollanda'dan aldım. Türkiye'de bu ürünün orijinali 3000 lira, 3100 lira gibi fiyatlara satılıyor ve kolay kolay stok bulunmuyor. Bu aldıklarım en çok tercih edilen rengi beyaz lacivert diye geçen modeli. Neden Hollanda'dan aldığımı da söyleyeyim. Çünkü Hollanda'da vergi iadesi falan da aldım orada dönerken. 98 euroya geldi bana, yani takribi 1750-1800 lira gibi bir para yapıyor. Ve Türkiye'de 3000 liraya satılıyor. O yüzden görür görmez direkt aldım. İşte burada da New Balance yazısı var. 43 numarasını aldım. Zaten videoyu çekmek için aldım. Giymeyeceğim ayakkabıyı. Normalde benim ayağım 44 ama 44 numarası yoktu diye videoluk bunu aldım. Hemen açalım. Tada! Kağıdında falan logosu var. Bunları kenara alalım ve gelelim İtalya. Direkt açıyorum. Poşette geldi ya. Hey, New Balance falan yazıyor poşetinde. Allah razı olsun. Of! Oo, hep aynı tepki ama yani gerçekten acayip, acayip plastik kokuyor. Şimdi bir Buse'yi çağıracağım. Gelsin ikisini de koklasın. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Buse Hanım! Ne yapacağım? Koklayacak mı? Nasıl anladın lan? Sanki hep yaptırıyormuşum gibi. Reis. Normalde de ben ayakkabılarını koklatır bana. O da müptelası ama. Kokla. Bu orijinal. Bunu kokla, yorumunu yap. Ya abi bir şey söyleyeyim, balici bu ya. Benzin veriyorsun, kokluyor. Tiner uzatıyorsun. Vallahi çok güzel kokuyor. Abi. Oh lan. Hadi tiner vesaire okey de buna da güzel kokuyor demez. Güzel kokuyor. Bir terası vardır. Bali gibi kokuyor değil mi ama? Evet bak içi geçti ya. Hadi git biraz kokla içeride. Buse'yi tanımayanlar varsa, beni yeni izliyorsanız, kendisi benim video editörüm. Aynı zamanda 3 yaşından beri çocukluk arkadaşım. Millet neyden zevk almıyorsa ve kaçıyorsa bayılır. Böyle değişik bir insan. Ama severiz. Abi çok kötü kokuyor be. Ama neyini sevdi bunun? Bak orijinalde hiçbir şey kokmuyor. Böyle güzel bir koku var ama yani kumaş kokuyor. Şimdi bir kıyaslamaya başlayalım. Bir kere baktığımızda görüntü olarak ilk bakışta ütopik bir farklılık yok. Sadece bu replika olan şöyle yamuk yuluk geldi ama bu düzedir. İnşallah. Oğlum bir şey söyleyeyim, bayağı iyi yapmışlar ha. Şimdi birer çiftini eleyelim, öyle gidelim. Tamam, okey. Doğru mu yollamışlar lan numarayı? Ha evet, bunu 44 numara almıştım, doğru yollamışlar. Made in Vietnam yazıyor işte burada. Bak, barkodu da var. Barkod da değil bu, kare kod. Daha iyi. Oy, oğlum birebir yapmışlar lan. Yok, değil. Birebir değil. Yukarıda hangisi replika, hangisi orijinal yazacak. Font farklılıkları var. İşte birinde milimetre olarak yazıyor. Orijinalde santim olarak yazıyor. Burada kare kodlar var. Biri Çin'de üretilmiş, orijinal olan replika Vietnam yazıyor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Evet, farklılıklar var.
Hem renk olarak hem işleme olarak ama bayağı başarılı bir replika. Ha, fiyatları söylemeyi unuttum. Dediğim gibi orijinali Türkiye'de 3000 lira civarında satılıyor. Bu pahalı dediğim replika 1150 TL'ye aldım. Bir de kargoyu da bana kilitlediler. 46 lirada kargo ödedim. 1200 TL'ye geldi diyebilirim. Farklılıklara başlayalım. Şu Absorb yazıyor burada. Ona baktığımızda farklılığı görebiliyoruz. Burada daha silinlik ve lacivertin üzerine yapılmış. Orijinalinde siyahın üstüne böyle zımba gibi belirgin şekilde yapmışlar. Tabanına geldiğimizde beni bayağı şaşırttı abi. Ben bir farklılık göremiyorum. Yani şu lacivert detayların rengi farklı. Yerleri birebir aynı. Şu topuk kısımlarında da aslında farklılıklar var. Mesela işte şurada boya falan atmış. Orijinalde bu çok düzgün. Şu New Balance yazılarında yine bir farklılık var. Replikada bu daha belirgin gibi. Ya da ışıktan mı öyle duruyor bilmiyorum. Ton farklılıkları var her yerinde bu arada. Burada krem rengi, burada gri. Ama babalar yapmış yani. Harbi canavar. Şöyle ön kısımdaki New Balance'ın N logosu var. O da gayet düzgün yapılmış. Şimdi bir taban sertliğine bakalım. Bu elimdeki replika. Replika. Bayağı yumuşak. Orijinalde durum nasıl? Daha sert. Yine bükülüyor. Ama... Oo, çok fark var. Bunda biraz daha böyle kuvvet uygulamamız lazım. Bu böyle. Yukarıdaki orijinal, aşağıdaki replika. Buradan baktığımızda şurada kullanılan çizgilerin replikada daha koyu olduğunu görüyorum. Daha belirgin. Ve şuradaki maviliğin rengi oynattıkça ışığa göre replikada değişiyor. Orijinalde durum öyle değil. Şuradaki 3 nokta orijinalde daha belirgin. Daha yakından tuttuğumda şu gördüğünüz New Balance logosunda böyle bir parlama var orijinalde. Replikada yok. Şöyle göstereyim. Oynattığınızda böyle parlaklığı değişiyor. Orijinalde. Replikada nereden bakarsanız bakın parlamıyor. Mat kullanmışlar. Oğlum fileler aynı lan. Oha. Yani gerçekten orijinalini görmeyen insana kokusu hariç böyle bu orijinal desen yer. Şuradaki 3 noktaya bakabilirsiniz. Burada böyle noktaların büyüklükleri değişiyor ve daha az belirgin. Orijinalde zımba gibi. Şimdi bir dillerine bakalım. Replikada içinde böyle yumuşacık sünger olan bir dil var. Orijinalde çok daha ince bu. Replika daha böyle etli. Şu iç kısımlarına da bakalım diyeceğim. Çıkıyor mu orijinalde? Heh, çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şu üstünde etiket olan ve daha beyaz olan orijinal. Diğeri grimsi olan replika. Logo neredeyse birebir. Sadece orijinalde daha kalın fontlarla yazılmış. Deliklere baktığımızda gayet düzgün bir şekilde yer alıyor orijinalde. Replikada delikler bir var bir yok. Kafalarına göre. Oğlum şuradaki tırtığına kadar yapmışlar. Allah'ım yarabbim ya. Tabii o da farklı. Orijinalde daha belirgin. Şimdi burada iç kısmına baktığımızda orijinalle replikanın ayrıldığını görüyoruz. Kameraya yansıtmak zor ama belirgin. Burada böyle düz çizgiler kullanılmış. Burada böyle elips gibi bir dikiş şekli kullanılmış. Şunu da göstermek istiyorum taban sertliği arasındaki fark anlamanız için. Replikaya yandan basıyorum. Bakın bükülüyor. Orijinalde mümkün değil. Yani hiçbir bükülme yok. Bu oynak. Şöyle göstereyim. Orijinalde hareket bile etmiyor böyle. Kaya gibi. Bağcıklarına bir bakalım. Bağcıklar aynı gibi. Hiçbir fark yok. Yani ele verdiği hissiyat ve kalınlık anlamında birebir aynı. Aralarında başka farklılık var mı diye bakıyorum. Çünkü ben de yeni yeni keşfediyorum. Yeni açtığım için kutuyu. Buldum bir fark. Buradaki logolarda çok belli olmasa da replikada siyah yapılmış bu logo. Running yazısı da öyle. Yakından belli oluyor. Orijinalde ayakkabının rengi gibi lacivert. Şu altındaki çizgi de lacivert. Burada belirgin bir fark var. Aa bak filelerde bir farklılık buldum lan. Hiç gözüme çarpmamıştı. Böyle bayağı dibine sokacağım. Orijinalde file tasarımı biraz daha yuvarlak gibiyken replikada bu daha oval. Şöyle görebilirsiniz. Detaylı gösterebiliyorum şu an. Şimdi bir ağırlıklarına bakalım ne kadar fark var. Numara olarak aralarında bir numara fark var ama çok fark edeceğini düşünmüyorum ve ağırlık olarak da birbirlerine çok yakınlar gibi geldi ama replika sanırım bir tık daha ağır. Birkaç gram daha. Deneyelim. Orijinali koyuyorum. 318.2 gram çıktı. Hadi bunu da sallıyorum. 324 diyorum buna da. Diğeri kaç lan? 317 bu. Unuttum. 318.2. Vallahi 1 gram daha ağır çıktı orijinal. Ama sanki bu daha ağır gibi geldi ya. Bilmiyorum. Şimdi bir ayağıma giyeyim. Replika bu. Diğerine de orijinali giyiyorum. Evet, durum bu şekilde. Bu ayağımdaki orijinal, bu ayağımdaki replika. Bir ayağa kalkacağım. Bayağı fark var. Bir kere öncelikle hissettiğim, orijinalde fileler sımsıkı. Böyle ayağınız içinde çok oynamıyor. Replikada durum şu şekilde.
fileler çok esnek. Böyle parmağınızı yukarı kaldırıyorsunuz, ayak baş parmağınızı yukarı doğru çıkıyor. Ve ön tarafında yastık gibi bir şey var, hissiyatı yaratıyor bu replikada. Orijinal zımba gibi vallahi. Oha çok da rahatmış ayakkabı bu arada. Şimdi dilerseniz bir ayaktaki halini görelim, ardından kapanışla devam edeceğiz. Evet, ayağıma giyip güzelce deneyimledikten sonra şunu da fark ettim. Orijinal içindeki dolgudan mı bilmiyorum artık veya bu kullandığımız pedden dolayı mı daha yüksek. Yaklaşık yarım santim kadar. Hani ikisini ayağıma giydiğimde birine sağ birine sol. Replika biraz daha aşağıda kaldığını hissettirdi. Ki öyleydi de zaten, yani böyle dümdüz duruyordum. Replika olan ayağım biraz havaya kalkıyordu. Böyle de bir farkı varmış. Şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu ana kadar karşılaştırdığım en iyi replikalar bunlar. Kokusu dışında. Tabii ki ufak tefek detaylar var farklılık olarak. Rahatlık olarak çok fark var, onu söyleyeyim. Bana yorumlarda boşuna sormayın nereden aldınız veya Instagram DM'den de yazmayın. Bu tarz şeylere yataklık etmek istemiyorum. Orijinalini almak isteyenler için aşağı linkini paylaşıyorum. Oradan satın alabilirsiniz. Bu arada karşılaştırmamı istediğiniz makul fiyatlı veya pahalı da olabilir. Belki bulabiliyorum. Ayakkabı kıyaslaması varsa aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse, çok uzatmayayım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.